Mutlu günler sevgili takipçilerimiz. Bugün 11. Bölge Samsun Opisyon Gözlüklüler Odası Başkanı Sayın Ali Mutlu ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Gündeme dair açıklamalarda bulunacaksınız. Bizler de bunun için bugün bu röportajı gerçekleştireceğiz ama öncelikle deprem bölgelerinde yapmış olduğunuz faaliyetlerle ilgili Türkiye Gözlüklüler Odaları ile alakalı ilk sorumu böyle yönetmek istiyorum. Deprem bölgesine ne tür yardımlarda bulundunuz, desteklerde bulundunuz? Evet, öncelikle Türkiye'mize Allah böyle bir acı göstermesin diliyorum. Şimdi biz Türkiye'de 22 tane bölge odası ve Ankara'da da Türk Optisyen Gözlükler Birliği olarak Türkiye'de deprem bölgesinden mağdur olan gözlükleri yitirmiş olan vatandaşlarımıza Türkiye'de bir kampanya başlattık. Buna Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Sistemi de dahil oldu. Orada da deprem bölgesinde mağdur olan reçetesiz gözlüklerini verme yetkisi verdi. Kanunen reçetesiz gözlük satmamız yasak bizim. Bu sizin girişimlerinizle? Evet, birliğimizin girişimleriyle. Bu doğrultuda biz Şubat ayında tüm deprem bölgesinde ikamet eden ama oradan illere dağılmış bütün vatandaşlarımıza numaralı gözlüklerini ücretsiz olarak dağıttık. Türkiye'de 9.000 gözlükçü buna seferber oldu. Yine hala da bölgelerde ya ücretsiz ya da çok nadir cüzi miktarda para alarak temin etmeye devam ediyoruz. Peki deprem bölgesine destekleriniz devam edecek mi Ali Bey? Şimdi de o bölgelerde dükkanı yıkılmış meslektaşlarımıza konteyner dükkan olarak biz Samsun Odası olarak bir tane yaptırdık. Önümüzdeki hafta vereceğiz Maraş'a. Çok güzel. O faaliyetlerde bulunuyoruz. Diğer meslek odalarımız da ellerinden geleni yaptılar tabii. Burada meslek odalarının ne kadar önemli olduğunu bir daha gördü ülkemiz. Evet. Bu faaliyetlere devam ediyoruz. Şimdi birçok insan belki gözlük olarak hani temel gıda ihtiyaçlarına şey yaptı ama bu da insanların hayatı için gözlük de önemli. Çünkü göremeyen ya da gözlüksüz çok az gören insanlarımız, vatandaşlarımız var. Bu yapmış olduğunuz organizasyon bence çok yerinde ve zamanında olmuş. Gerçekten sizleri de Haber 1965 adına tebrik ediyorum. Bundan sonra da zaten destekleriniz devam edecek deprem bölgelerine. Ayrıca de zaten Samsun'da yaşayan depremzedelerle de galiba yakından ilgileniyorsunuz. Evet. Size de gelen illaki talep vardır. Evet. Teşekkür ediyorum tabii bu duyarlılığı için de size. Deprem bölgesi tabii çoğu gencimizin gözlükleri kırıldı. İşte üniversite imtihanlarına girdiler, sınavlara girdiler, KPSS'ye girdiler biliyorsunuz. Büyük önemli sınavlar oldu. Bu konuda tabii gözlük çok önemli. Sanıyorum ki hiçbir vatandaşımız gözlük konusunda mağdur olmadı. Herkesin gözlük ihtiyacı karşılandı diye biliyorum. Telefonlarımız her tarafta yayıldı bütün başkanlarımızın 22 bölge olarak. Ama tabii diğer sivil toplum kuruluşları da ciddi örnekler sergilediler yani. Ben Türk halkına, vatanına, milletine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum tekrar. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii şimdi yaz geliyor. Evet. Güneş gözlüğü kullanımı ciddi manada ön planda. Evet. Muhakkak güneş gözlüğünü muhakkak gözümüz zarar görmesin diye gözlükçülük müesselerinden alınması çok doğru bir iş. Pazarda bu işlerce orada burada satılan gözlükler katarak oluşumunu hızlandırdığı gibi göz sağlığı ciddi manada etkiliyor. Ucuz etin yahnisi yenmez. Yenmez gibi ama zaten gözlükçüler de gözlükler ucuz. Evet. Çok pahalı değil. İnternetten satılan lensler ya da güneş gözlüklerinin miadı geçmiş lens olduğunu duyuyoruz. Evet. Kaçak lens, sahte lens olduğunu duyuyoruz. Muhakkak ki yasal olan, kanuni satma yetkisi olan optisyenlik müesselerinden güneş gözlüklerini ve lenslerini, numaralı gözlüklerini almaları için halkımızı uyarıyoruz. Peki Ali Bey, Samsun'da geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Kaç oda, odanıza kaç üyeniz var? Onu da buradan vatandaşlarımızın. Bizim Samsun odamız bölge odası. 12 il var bizde. Kastamonu. Karadeniz. Evet, Kastamonu, Tokat, Amasya. Oradan Gümüşhane, Bartın, Trabzon, Rize, Ordu gibi iller. Evet. 555 üyemiz vardı yılbaşında. Yılbaşından sonra 20 tane daha meslek mensubu bu illerde faaliyete başladı. Şu anda 575
gözlükçü var 12 ilde ve bizim bölgemizde. Sizler de onları en iyi şekilde başkanlık olarak temsil ediyorsunuz. Yani biz mesleğimizi bir adım ileriye getirmek için faaliyetlerimiz var. Mesleğimiz bizim sağlık mesleği, ticaret mesleği değil. Bu mesleği ticaret gibi bakanlara mücadele etmeye çalışıyoruz. Evet. Maalesef mesleğimiz hala ticaret mesleği gibi görülüyor. İşte AVM'lerde yetkisiz insanlar tarafından güneş gözlüğü satılıyor. Evet. Lensler internette satılıyor. İşte bir sürü sosyal medyada lens ve internet satılıyor. Bunlarla halk sağlığı için mücadelemiz devam ediyor. Tıpkı eczane gibi ilacı nasıl eczaneden alıyorsak gözlüğü de gözlükçüden bizzat dükkandan almamız lazım o zaman. Tabii doğrusu bu karınlarımız gereği. Zaten biz odamız 2019'da kuruldu. Son başbakanımız Binali Yıldırım'ın destekleriyle teşekkür ediyorum kendilerine buradan. Evet. Eczacı odası da kıyasen kurulan bir odadır. Hı hı. Mesleğimiz sağlık mesleği olarak daha iyi zeminlere ulaşması için mücadelemiz devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. İnşallah bundan sonraki röportajlarımızda da, yeni röportajlarımızda da görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.